Ne oldu Şivangi? İyi misin? Nasıl iyi olayım? Saatlerce dışarıdaydık ve şimdi bu tören... Ben çok halsiz hissediyorum. Üşüyorum. Evet, bunu şimdi şöyle üstüne al, hem üşümezsin de. Çok teşekkür ederiz. İyi olacaksın. Şivangi bu flüt sesine çok fazla dayanamayacak. Sırrı ortaya çıkacak. Herkes onun yılan olduğunu öğrenmiş olacak. Ben buna son vermeliyim. Ne yapacağım? Kendimi Şivangi için feda edebilirim. Burası benim tek çıkış yolumdu. Fakat bu yapraklar... Vikram? Vikram eve geliyor. Şimdi herkese söyleyecek. Bakalım Rudra'nın öbür ortağı kim? Dişi mi, erkek mi? Bunu bilmek istiyorum. Buralardadır Rudra. Bakalım nasıl kaçacaksın? Daha sesli çalın. Aman Tanrım, bu kocaman. Dikkat edin, çekilin, geri çekilin, çalın flütü. Daha yüksek. Hadi gidin buradan. Hadi. Abi. Abi. Hadi, abi. hadi gidin buradan, hadi. Yukarı Şivangi, senin peşinde, çabuk, hadi. Evet, hadi. Dikkat et, benimle gelsen, hadi. Dikkat et. Oh. Dur, yavaş. Aman Tanrım, iyi misin? Tanrım, iyi misin sen? Şivangi?
kim geldi? Kalkanına dikkat et. Pardon. Bak kara yılan. Kimse seni böyle görmeden buradan hemen gitmen gerekiyor. Ne? Ne? Vikram. Vikram geldi. O evin önünde. Ve eve gelip Rudra'nın ortağını açıklayacak. Acaba erkek mi yoksa dişi mi? Belki de o buradadır. Ne oldu, iyi misin? Aslında sen gelmemeliydin. Seşra yılan halinde. Onu bu halde gördüğünü anlarsa seni öldürür. Dikkat et lütfen. Aman Tanrım. Ben de buradayım. Yılan olduğumu görürlerse o zaman... Ne yaparlar? Ben şimdi buradan gidiyorum. Diğer taraftan odana geç. Odandan sakın çıkma, olur mu? Vikram'ın evin önünde olduğunu ve söylediklerini duydum ben. Mesele neymiş ona bakacağım. Rocky neredeydin derse de ben ona seninle birlikte olduğumu söyleyeceğim. Sen de aynını söylersin. Hadi. Tamam, hemen gidiyorum. Biliyorum. Rudra buraya beni kurtarmak için geldi. Yoksa neden hayatını riske atsın ki? Acaba o Vikram'ı gördü mü? Yapraklardan buraya da koymuşlar. Ne yapacağım? Nasıl çıkacağım? Yolu buldum. Durmayın, hadi devam edin. Bunun sesine dayanamayacak. Devam edin, çalın. Come on, come on.
Alya! Avni! 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 Alya! Neden geldiniz ki? Size gelmeyin dedim ben. Seni burada nasıl yalnız bırakabiliriz? Biz de kalıyoruz. Hadi durmayın, flütü çalmaya devam edin. Gelmesine izin veremem. Çünkü içeri girerse Şivangi'nin sırrı ortaya çıkacak. Onu durdurmak zorundayım. Bugün bana durmak yok. Bugün istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Herkese Şivangi'nin sıradan biri olmadığını söyleyeceğim. O güçleri olan bir yılan. Bunu herkes bilecek. Vikram nerede? Burada değilse... Nerede? Anti! Senin kadar kötü birini öldürmek isteyen iki kez saldırmalı. Bir kez daha ölmek için hazır ol. Neredesin Vikram? Ölüm sırrımı sadece sen biliyorsun. Sadece sen. Sen göreceksin. Yılan olduğunu herkese söyleyeceğim. Herkese söyleyeceğim. Sen göreceksin. Yılanın kim olduğunu sadece Vikram biliyor. Kesin onu kaçırdı. Sen yılan kılığında bir şeytansın Rudra. Şeytan! Söyle o çalmayı kessinler. Ne olur yoksa? Ha? Ne olur Rudra? Alya! Bırakın çalmayı.
Çalmayı bırakın dedim size. Hadi. Bırak onu. Aliye. Bırak onu hemen. Sana bırak dedim. Aliye. Rudra bırak onu. Aliye, iyi misin? Avni, Romil, iyi misin? Vikram nerede? Kimdi o Vikram? Yoksa sana daha önce saldıran kişi miydi? Söyle, Rudra'nın ortağı kim? Dişi mi, erkek mi? Bunu kim yaptı? Vikram! 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 Vikram, sana bunu kim yaptı söyle. Vikram! Konuş! Bu giysi parçası kesinlikle Rudra'ya ait. Neden öyle bakıyorsunuz? Siz iyi misiniz? Gayet iyiyiz.
İyileşmeye bakın hadi. Eğer siz burada olmasaydınız, Tanrı korusun, hepimiz ne halde olurduk? Çok teşekkür ederiz. Hadi. Demek iyileşsinler. Seni sahtekar. Sana çıkıp Vikram'a bakmanı söyledim. Ama sen bir korkak gibi tek başına evin dışına adımını bile atmadın. Seni karayım. Keşke seni ateşlerde yakabilsem. Rudra yılanının evde yarattığı korkunç kargaşanın ortasında çıkıp da Vikram'a bakacak kadar deli değilim herhalde. Yoksa kendimi dünyaya kanıtlamadan ölebilirdim. Shivangi? İyi misin Shivangi? Çok şükür. Rocky oğlum. Büyük anne. Gördün mü bak? Demiştim ailemiz tehlikede. Ve bu tehlike Rudra. Rudra her şeyi yapabilir. Ha? Dikkatli ve tetikte olmamız gerek. Rudra! Rudra nerede? Bu ne cüret? Böyle bir şey yapıp kaçabileceğini nasıl düşünür? Ona bunu ödeteceğim. Buna nasıl cüret eder? Sakin. 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 Dur biraz. Dur. Herkes biliyor. Rudra bu aileye çok kötülük yaptı. Ama sakin ol Avantika. Sakin ol lütfen. Ben de en az senin kadar öfkeli. Kontrolü kaybetmemeliyiz ama. Hepimiz tetikte olalım. Her şeyi yapabilir. Buna izin verme. Ben onu... Yakalayacak. Yakalayacak. Bunu diyecekti, öyle değil mi? Oğlum o şimdi çok sinirli, sinire geçince hepsi düzelecek. Avantika, lütfen bizimle gel. Hadi. Bizimle gel. Hadi durma, hadi. Hadi. Avantika, Rudra'nın evde çıkardığı karmaşa yüzünden çok sinirli. Bu farklı bir öfke. Rudra başka bir şey daha yapmış olmalı. Bakın, Vikram'ı nasıl vahşi bir şeytan öldürdü. Ben onu ağaçta asılı şekilde ölüme terk etmiştim. Ben öldürmedim. Demek ki Rudra öldürdü. Avantika o yüzden bu kadar sinirli. Rudra'yı mutlaka bulmalıyım. Evet Avantika. Onu bulmalıyız. Onu aynı bu şekilde öldüreceğiz. Vikram artık ölü. Bize Rudra'nın ortağını söyleyecekti. Yılanın cinsiyetini. Bunun için yapılacak bir şey. Rudra'yı vahşice öldürene kadar huzur bulmayacağım. Gidip Rudra'yla konuşmalıyım. Rudra, Vikram'ın öldüğünü gördüm. Hepsi de çok öfkeli. Seni öldürmeyi planlıyorlar. Fazla vaktimiz kalmadı. O beni öldürmeden onu öldürmek zorundayız. Hayır Rudra. Ani kararlar vermemen gerek. Peder, çok fazla vaktimiz yok. Onlara çok zaman verirsek eğer, Shivangi'ye kısa zamanda ulaşacaklar. Artık çok yaklaştılar. Bu riski göze alamayız. Shivangi, Vikram sana Avantika'nın sırrını araştıracağını söylemişti. Mabede götürdüğün gündü, öyle değil mi? Evet, Farchnir konağı. Evet. O da bunu söylemişti. Demek ki Avantika'nın sırrı Farchnir konağında. Onu gidip bulmam lazım. Tamam, sen konağa gidiyorsun. Ben evde Avantika'yı kontrol ediyorum. Bir sonraki adımlarının ne olduğunu anlayayım. Eğer evden çıkarsa sana hemen haber veririm. Evde neler oldu? Uzun hikaye doktor. Alya, Avni, siz Shivangi'yi gördünüz mü? Yukarıda değil mi? Hayır, yukarıda yok. Ona gözümün önünden ayrılma dedim ama beni dinlemiyor. Doktor bir dakika.
Abi yengem evde değil. Hadi hemen çıkıp onu arayalım. Hayır. Ben buradayım. Ailemle, kardeşlerimle. Dikkatli olun. O kadar şey oldu. Shivangi'yi defalarca uyardım. Ama yine gitti işte. Avantika kesin bir şeyler çeviriyordur. Rudra'yı öldürmek istiyor. Avantika, Seşa ve Yamini'ye her an dikkat etmeliyim. Ne bu dikkatsizlik? Rudra'nın yaptıklarını görmedim. Kristali alabilmek için her şeyi yapar. Kimsenin hayatı umurunda değil. O kristali istiyor. Ve o kristali almak için herkesi öldürebilir. Bunu niye anlamıyorsun Shivangi? Anlıyorum Rocky. Benim için endişeleniyorsun. Ama sen de şunu anla. Bu evde en güvende olan kişi benim. Rudra bana zarar veremez. Bana ihtiyacı var. Şey, kristal için. Kristali ben olmadan alamaz. Peki ne yapayım Shivangi? Seni kristal için kaçırmasına fırsat mı vereyim? Sonra da arkandan pişman mı olayım? Ben ona fırsat vermiyorum. Galiba fark etmedin. Ama ben ne diye yengeyleydim. Canı yanıyordu. Odasında onunla birlikteydim. Shivangi bak. Sana evde otur demiyorum ben köle gibi. Yalnızca diyorum ki çıkarken Shivangi lütfen telefonunu yanına al. Ev halkına Nidhi yenge, Alia, Avni birine haber ver işte lütfen. Hiç olmazsa telefondan ulaşabileyim sana Shivangi. Eğer sana bir şey olursa ben ne yaparım? Aptalca planlarını mı bekleyeyim? Asla. Ne istersem onu yapacağım. Rudra'yı istemiyor musun? Hayır. Seni öldürmek istiyorum. Tabii ki onu istiyorum. Ama nasıl olacak? Biliyorum. Ben biliyorum. Ya, içinde bana Rudra'yı alıp getirecek bir hayvan mı var yoksa? Öyle düşünebilirsin. Sushant. Sen çıldırdın mı Yamini? Hayır, sen çıldırdın. Senin gözlerin zayıflamış. Sushant gibi biri mi Rudra'yı bulacak yani? O sıradan bir çocuk değil. Benimle gel. Büyük anne, sen... Ben pek iyi hissetmiyorum. Sonra konuşalım mı lütfen? Biliyorum. Tuhaf hissediyorsun. Ama birazdan iyi olacaksın. Sakin olacağım. Sonra konuşalım. Bana ne oluyor bilmiyorum. Ne oluyorsa olsun. Çünkü bu olanlar iyiliğimiz için. Yardım et. Ona ne oldu? O öldü mü Yamini? Arı. Film şimdi başlıyor. Büyük bir giriş olacak. İzle ve gör. Bu taraf. O şekil değiştiren yılan seni öldürmüştü. Ama ölmeden önce bana verdiğin bu hediyeyi gördükten sonra
ölümüne hiç üzülmemiştim. Uttara, erkek ya da dişi olması umurumda değil. Dün gece bir yılan beni öldürmeye kalktı. Beni kurtarmasaydın, şimdi yaşamıyordum. Ölmüş olacaktım. Hayır, ben o yılanın canını alacağım. Onu geberteceğim, gör bak. Ama nasıl? Kim olduğunu bilmiyorum, kadın mı yoksa erkek? Uttara, söyle bana, ben bütün bunları nasıl yapacağım? Al bunu. Bu seni o şekil değiştiren yılana götürecek, anladın mı? Bu. Bu küçücük tüy bana yılanı getirecek, öyle mi? Yoksa sen delirdin mi? Eğer benimle alay ediyorsan seni var ya. Olamaz. Bu da neydi? Ha? Bu da ne? Baykuş. Bu bir baykuş. Şekil değiştiren yılanlar gerçek formundayken bu onları saniyesinde alıp getirir. Buna ihtiyacın olacak. Onun da birine ihtiyacı var. Bir insan vücuduna. Bir insan vücudu bulana kadar hiçbir şey yapamaz, çaresiz kalır. Bir insan gerekiyor. Büyük anne! Namrata Devi! Büyük anne! Namrata Devi! Büyük anne! Namrata Devi! Buldum. Bu tüy için artık bir vücut buldum. Sana söylemiştim. Seninkilerden biri farklı. Burnum asla yanılmaz. Bu onun giysisi. Kokla. Git ve hemen onu bul. Hadi. Gel Avantika. Bu gece olanlar için çok üzgünüm Rocky. Gözüm Avantika'da olmalı.
Rocky'ye uyku zehri verdi. Bu sayede o 6 saat uyanmaz. Ben de bu arada öğrenmeye çalışayım. Avantika ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Ve şu anda nerede? Üçünü de her yerde aradım. Kim bilir neredeler. Rudra Pançinir konağında yalnızdır. Oraya gitmeliyim. Bulmalıyım. Yamini, Avantika ve Seşa nerede? Planları ne? Rudra burada mı? Bu mabette mi? Siz burada kalın. Geliyorum. İşte arı geliyor. Sushant, neden buraya geldik ha? Dur, arı, sakin ol. O benim hayvanım, ben idare ederim. Bizi niye buraya getirdin ha? İbadet etme. Söyle, Rudra nerede? Buradaydı, şimdi gitti. Oğlum, eve ve uyu. Tüm bunların nasıl olduğunu gittiğinde unutacaksın. Hadi oğlum. Rudra her neredeyse elimden kaçamayacak. Ama Rudra'nın canını almadan önce ortağı kimmiş bulmalıyız. Acaba diğer katil kim? Bunu mutlaka öğrenmeliyiz. Benimle gel. Avantika'nın ölüm sırrı bu köşkte. Ama nerede? Çabuk ol. Çok vaktimiz yok. Avantika burada. Bu demek oluyor ki ölümüyle ilgili sır için geldi. Ölüm sırrına Avantika'dan önce benim ulaşmam gerekiyor. Baksana. Rudra nereye gitti? Nereye gitti o? Eminim yakınlarda bir yerdedir. Bugün onun işini bitireceğim. Nasıl? Tuzak hazırladım. Gelin benimle. Hadi. Pançinir konağına geleceğini söylemişti. İyi ama nerede? Şivangi. Rudra? Rudra sen neredeydin? Şşş! Neden buradasın? Şivangi ben sana evde kal demiştim. Evdeydim zaten Rudra. Avantika'yı izliyordum. Kim bilir nereye gittiler. Bütün evi aradım. Ne o, ne Yamini, ne Seşa. Hiçbiri. Şivangi üçü de burada. Burada mı? O zaman burası çok tehlikeli. Ya seni görürlerse?
Şivangi, onlar bize ulaşmadan bizim Avantika'nın sırrını bulmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Odaları ayrı ayrı arayalım. Ama sen dikkatli olacaksın. Bu ağzımdaki bu garip tat, bu neyin nesi? Shivangi. Shivangi? Shivangi. Shivangi nerede? Neredesin? Shivangi. Banyoda mı acaba? Nerede? Burada da yok. Nereye gitti? Peki telefonum? Bir arayayım şunu ben. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Ne? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ne? Kapalı telefonu. Buradadır belki telefon. Yok. Demek ki telefonun yanına almış. İyi de neden ulaşılmıyor? Ah be Shivangi. Bu nasıl bir bilmece? Uzun zamandır bir şey arıyoruz ama ne aradığımızı bilmiyoruz. Nasıl olacak? Söyler misin lütfen? Bu ne? Nasıl bir şey? Avantika neyle ölebilir? Shivangi, bu farklı bir şey. Garip bir şey. Sihirli. Avantika'nın sırrı her neredeyse, bu şey de orada olmalı. Gözle görebiliriz. Bu sırrı çözeceğiz.